Kısacık bir aranın ardından yine bir transfer videosuyla karşınıza geldim. Gelmem de gerekiyor çünkü bu iddiaların çıkış hızına yetişmek mümkün değil. Belki bazılarınız bu videoyu daha sonra izleyecek ama erken izleyeceklere bir sorun var. Biliyorsunuz bu akşam bir derbi var. Belki de şampiyonun belirleneceği çok kıymetli bir maç. Bu maçın skorunu doğru tahmin eden ve bana abone olan bir kişiye bir forma hediye edeceğim. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Bir transfer haberi değil ama Avrupa futbolunu derinden etkileyeceği için Avrupa Süper Ligi meselesiyle videomuza girişimizi yapmak istiyorum. Avrupa'nın önde gelen takımları UEFA'nın gelir paylaşımı başta olmak üzere birçok konuda adaletsiz davrandığını düşündükleri için Avrupa Süper Ligi'ni kurmuşlardı. UEFA'nın, FIFA'nın ve hatta hükümetlerin zorlamasıyla bu turnuva organize edilememiş, Barça ve Real hariç tüm takımlar turnuvadan çekildiklerini açıklamışlardı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Adalet Divanı UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı davrandığına karar verdi. Yani bu ligin kurulması için önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Ama kuracak takım da kalmamıştı. Napoli hariç destek veren hiçbir takım olmadı. Hatta kurucu takımlar bile Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıkladılar. Şu anda Avrupa Süper Ligi resmi olarak kurulabilir. Önlerinde kanuni açıdan bir sorun yok ama kurulmasının bir anlamı kalmadı. Real ve Barça'ya yaptırım olup olmayacağı henüz belli değil. Barça'nın finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle birkaç yıl Şampiyonlar Ligi'ne alınmama ihtimali var. Böyle futbol dışı sebepleri bahane gösterip Real ve Barça'ya karşı cephe alabilirler. Bekleyip göreceğiz. İsmi başta Real olmak üzere Arsenal, Liverpool ve Manu gibi birçok dev takımlanılan Mbappe için yine Araplar devrede. Sezon başında teklif götürüp 300 milyon euro bonservis, 1 milyar euroya yakın maaş vermeyi kabul etmişlerdi ama Mbappe gitmemişti. Sezon sonunda serbest kaldığında yine benzer bir maliyetin altına girmeyi kabul ediyorlar ama Mbappe'nin gideceğini sanmıyorum. Suudi Arabistan Futbol Ligi Başkanı Michael Emenalo bu konu hakkında şöyle diyor. Kylian'la görüşmek isteriz ama ne yapmak istediğini şu an için bilemiyoruz. Bizim bu konudaki duruşumuzun çok net olduğunu düşünüyorum. Mbappe gibi büyük oyuncular Suudi Arabistan'da futbol oynamak isterlerse nerede olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Mbappe'nin şimdi ya da gelecekte inşa etmekte olduğumuz şeyin bir parçası olma ihtimali ya da bu yönde bir ilgisi varsa bunu göz ardı edemeyiz. O çok sevdiğimiz bir oyuncu. La Liga'da liderlikten biraz uzakta kalan Barcelona sık sık sakat veren orta saha rotasyonunu daha da derinleştirmeyi düşünüyor. Paris Saint-Germain'den Al-Arabi'ye giden Marco Verratti'yi ve Juventus'tan Adrien Rabiot'u düşünüyorlar. Bonservisine 45 milyon euro verilen Marco Verratti orada 15 milyon euro kazanıyor. Tekrar dönebileceğini sanmıyorum. Rabiot ise 6 ay sonra serbest kalacak. Şu anda birçok talibi var. Eski Barçalı oyuncuları toplayan Inter Miami uzun zamandır ilgilendiği Luis Suarez transferini nihayet bitirdi. Resmi olarak açıklandı. Zaten oyuncuyla çok önceden anlaşmışlardı ama sözleşmesinin bitmesini bekliyorlardı. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Böylece Inter Miami'de Alba, Busquets, Suarez ve Messi bir araya geldiler. Real'in sakatlanan stoperleri yerine bir ekleme yapıp yapmayacağı konusu hala belli değil. Bir gün ekleme yapılacak, bir gün ekleme yapılmayacak deniyor. İngiliz basınına göre de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Rafael Varane'ı almayı düşünüyorlar. Manchester United sağ kanat sorununu bir türlü çözemedi. Mason Greenwood hapse girdi, çıktı ve kiralandı. Jadon Sancho'nun hocayla arası bozuk ve özür dilemiyor. Antony da yapılan yatırımların karşılığını veremedi. Devre arası için Real Sociedad'dan Takefuso Kubo'yu düşünüyorlar. Daha önce Barça ve Real formaları giyen Kubo, Sociedad'da çıkış yaptı ve piyasa değerini 50 milyon euroya kadar çıkardı. Casemiro'nun ayrılma ihtimalinden dolayı bir de 6 numara bakıyorlar. Everton'dan Amadou Onana gündemde. Kulübünde önemli bir yere sahip ve 55 milyon euro talep ediyorlar. Barça başta olmak üzere güçlü rakipleri de var. Sezon başında orta sahasını yenileyen Liverpool yeniliğe devam edecek. Inter'den Barella'yı istiyorlar. Chelsea'nin de istediği bir oyuncu hangi takıma giderse gitsin seviye atlatacağı kesin. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Premier Lig'de liderliğe oynayan Arsenal orta sahasına Douglas Luiz'i, forvetine Ivan Toni'yi transfer edecek. Ivan Toni bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı cezayı Ocak ayında bitirecek. Douglas Luiz ise Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'da acayip bir oyuncuya evrildi. Dev takımların takibinde. Bir zamanlar ligimizde Fenerbahçe forması giyen Elif Elmas devre arasında Leipzig'e gidiyor. Bu transfer için 25 milyon euro ödeyecekler. Fenerbahçe 1,5 milyon euro gelir elde edecek. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, Elif Elmas'ı Leipzig'e sattık. Transfer tamamlandı. O her zaman oynamak istiyordu, biz de böyle bir karar aldık dedi. Adana Demirspor'da Belhanda ve Endia ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde de başka bir eski Galatasaraylı olan Onyekuru ile Başkan Murat Sancak arasında bir atışma olmuştu. Başkan Murat Sancak Galatasaray maçının ardından rakip takımdaki arkadaşlarıyla vakit geçirdiği için Onyekuru'yu sattığını söylerken Onyekuru kendisine laf yetiştireceğine maaşları zamanında ödemesi gerektiğini söylemişti. Süper Lig'e bu sezon yeniden yükselen Samsunspor 2 dönem transfer yasağı cezası aldı. Alınan haksız karar neticesinde FIFA yalnızca kulübümüze değil, Türk futboluna ve Türk futbol kulüplerine ciddi bir darbe vurmuştur açıklaması yapıldı. Gittiği Çin takımından ayrılan Joseph de Souza'nın Başakşehir'le görüştüğünü ve tekrar dönebileceğini söylüyordum. Başakşehir'le görüştü ve anlaştı. Sosyal medya hesabından geri geliyorum paylaşımında bulundu. Birkaç hafta önce Mauro Icardi'nin ismi Real'le anılmış ama sonrasında bu iddialar yok olmuştu. İspanyol basını yine aynı şeyleri yazmaya başladı. Mbappe, Haaland ve Victor Osimhen'i öncelikli olarak görüyorlar ama malum bu oyuncuların tamamı oldukça maliyetli oyuncular. Mbappe sezon sonunda bedava olacak ama 2022 yazında yaptıklarının ardından ona güvenip yola çıkamıyorlar. Haaland 200, Osimhen ise 130 milyon euro. Böyle bakınca Icardi'yi çok daha makul bir fiyata alabileceklerini düşünmeleri gayet normal. Sezon başında transfer ettiği Ndombele ve Kerem Demirbağ'ın performansından memnun kalınmadığı için bir orta saha transferi yapılacak. Şampiyon kadrodaki Sergio Oliveira'nın da ameliyat olması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Adaylardan birisi sezon başında Al Nassr'a imza atan Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic işini yerel basınımız Arabistan medyasına atıfta bulunarak sürekli yazıyorlar. Ama Arap basınında böyle bir haber yok. Olsa bile onlar da bizim basınımızı kaynak göstererek yazıyorlar. Avrupa'ya dönme düşüncesi var mı bilemiyoruz ama Arabistan'a neden gittiği belli. Parasını tıkır tıkır alıyorsa bu yaştan sonra Avrupa düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Berkay Yılmaz şimdi de Galatasaray'ın gündeminde. Zaten bir sol bek alınacak. Yerli ve genç olmasından dolayı Okan Buruk oyuncuyu çok istiyor. Hatta oyuncuyla telefon görüşmesi bile yaptı. Berkay Galatasaray'ın ilgisinden ötürü çok mutlu olduğunu ve şartların oluşması halinde gelmek istediğini söyledi. 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu Freiburg'un B takımında forma giyiyor. Diğer bir sol bek adayı Brest forması giyen Bradley Loko. Okan Hoca'nın beğendiği, yönetimin de uğraştığı bir oyuncu. Görüşmeler şu anda devam ediyor ama kulübe 12 milyon euronun altına asla inmiyor. Davinson Sanchez transferinin ardından stoper rotasyonunda arka planda kalan Victor Nelson devre arasında çok büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak. Zaten oynamazsa ayrılacağının sinyallerini ülkesinde yaptığı bir röportajda vermişti. AC Milan, Kalulu, Thiago ve Caldeira'nın sakatlığı nedeniyle en büyük talibi. Listelerinde Davinson Sanchez dışında iki adayları daha var. Hangisiyle anlaşabilirlerse onu alacaklar. Bu arada bu transferle Milan'da başkan danışmanlığına getirilen Zlatan İbrahimovic'e ilgilenecek. Edin Dzeko'nun geldiği günden beri yedek olarak görülen Michy Batshuayi Kayserispor maçında hat-trick yaptı ama Dzeko geldiğinde yine formayı alacak. Forma şansı bulabilmek için ülkesi Belçika'ya gideceği söyleniyordu ama Belçika basını Kulüp Brugge'den maaş konusunda anlaşamadıklarını yazdı. İngiltere'ye gitme ihtimali hala mevcut. Gelecek tekliflere göre işler değişebilir. Fenerbahçe'de Rade Krunić transferi hakkında bir gün bitti deniyor, diğer gün zora girdi deniyor. Çok fazla sakat veriyor olmaları ve Benasser'in Cezayir milli takımıyla Afrika Kupası'na katılacak olması Milan'ı bu transfer için isteksiz kılıyor. Kapıyı en az 8-10 milyon eurodan açıyorlar ve bir yandan da Krunić'le süreçimi uzatabilmek için görüşmeler yapıyorlar. Yönetimin bu transfer için ayırdığı bütçe ise 5 milyon euro. Yukarısına elbette çıkılabilir ama şu anlık böyle. Bu arada Fransa'da kötü bir sezon geçiren Lyon başta olmak üzere bazı Avrupa takımları da Krunić'i istiyorlar. Chelsea forması giyen, daha doğrusu pek de giyemeyen Malangsar'ın menajeri transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. Zaman zaman Fenerbahçe'nin de ismi geçiyor ama bu takım çok büyük bir ihtimalle Beşiktaş olacaktır. 24 yaşındaki Fransız stoper şu ana kadar hiçbir maçta oynayamadı. Süre bulacağı bir takıma kiralık gitmek istiyor. Beşiktaş'ta genel koordinatörlük görevine getirilen Samet Aybaba yurt dışında oyuncu izlemeye başladı. Şu anda Sırbistanlı Duško Tošić ile birlikte Sırbistan'da oyuncu izliyorlar. Partizan'dan Mateus Saldanha ve Kızıl Yıldız forması giyen Osman Bukari'yi takip ediyorlar. Oyunculardan kısaca bahsetmek gerekirse 24 yaşındaki santrafor Mateus Saldanha Sırbistan Ligi'nde 18 maçta 14 gol 5 asistle oynuyor. Sağ kanat Osman Bukari ise 16 maçta oynadı, 5 gol 4 asisti var. Hasan Arat başkanlığa seçildiğinden beri neredeyse tüm transfer videolarımda Beşiktaş'ın hoca adaylarından bahsediyordum. Adaylara yeni bir isim daha eklendi. Antonio Conte. Conte elbette maliyetli bir hoca ama asıl sorun maaşında değil, kadroyu beğenmiyor. Yabancı kalitesinden memnun değil. Conte getirilecekse transfere kayda değer bir bütçe ayrılması gerekiyor. Bayern'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandırıp Alman milli takımının başına geçen ve şu anda boşta olan Hansi Flick en büyük adaylardan biri gibi görünüyordu. Ama Alman hoca şu anda tedavi sürecinden dolayı bir süre takım çalıştırmayı düşünmüyor. Benim için şu anda en önemli şey rehabilitasyonumu tamamlamak. Bundan dolayı Mart ayına kadar geleceğimle ilgili bir şeye bakmayacağım. Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım. Bir diğer aday da bir zamanlar Barça'yı çalıştıran Setien. Son olarak Villarreal'i çalıştırmıştı, şu anda boşta. Neredeyse 3 yıl Manu'yu çalıştıran Solskjaer'le de bir görüşme olacak. Norveçli hoca Beşiktaş'ta görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi. Manu dışında 6 yıl Molde'yi, yarım yılda Cardiff City'yi çalıştırmıştı. Beşiktaş, Karagümrük'ün Avusturya Viyen'den kiraladığı gurbetçi futbolcu Can Keleş'le ilgileniyor. 22 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi sağ kanat. Bu yıl çıktığı 14 maçta 2 golü 2 de asisti var. Piyasa değeri 1,4 milyon euro. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly'yi Villarreal istiyor. Zaten çıkış yaptığı takım Villarreal'de. Yeniden oraya dönmesi isabet olur. Kadro dışı kalan diğer bir oyuncu Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan'dan ve Rusya Ligi'nden talipleri olduğunu söylüyordum. Aboubakar'a yıllık 6,5 milyon euro veren Spartak Moskova kulübü Kamerun basınına göre Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edecek. Evet, bugünlük transfer videomuzun sonuna geldik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.